düşünüyorum ve biraz daha bu günümüzdeki biraz daha popüler konulara girelim istiyorum. Mesela bunlardan bir tanesi Stephen Hawking'in bazı bilim adamları bilimin her şeyin teorisini bulup Allah'ı gereksiz artık kılacağını iddia ediyorlar. Her şeyin teorisi Tanrı'yı devre dışı bırakır mı? Ve bu her şeyin teorisini iddia ettikleri şey nedir? Şimdi her şeyin teorisi diye daha çok bu genel görelilikle kuantum kuramını birleştirip gerçekliği tamamen tek bir teoriyle açıklama çabasına diyorlar. Aslında çoğu insan her şeyin teorisinin gerçekten her şeyi açıklayacağı konusunda şüpheli. Çünkü bu çok büyük bir indirgemeciliği varsayıyor. Yani bütün biyolojiye gerek kalmayacak, kimyaya gerek kalmayacak değil yani. Hala bağımsız bilimler çalışmaya devam edecek. O teoriyi bulduğumuz gün her şeyi açıklamış olmayacağız. Ama bazıları şunu düşünüyor. İşte her şeyin teorisini bulunca evrendeki bütün süreçleri biz tek bir teoriyle açıklayacağız. Dolayısıyla Tanrı'ya gerek kalmayacak. Böyle bir iddia var. Hatta Hawking'in kitaplarında bu iddiaya kısmen rastlamak mümkün. Bu elbette tabii doğru bir iddia değil. Niye değil? Çünkü ha 3 teoriyle siz evreni açıklamışsınız. Ha bir teoriye indirgemişsiniz. Bu bir dindar açısından hiçbir şey fark etmez. Hatta bir dindarın beklentisi şudur. Evreni Allah yarattığı için, başka oyuncu evrende olmadığı için evren muhtemeldir ki tek bir yasayla açıklanabiliyordur zaten. Bunda şüphemiz yok. Hatta beklenti, dini bir beklentiyle bile her şeyin teorisini biz bekleyebiliriz. Nitekim tarihte Newton'un kendisi her şeyin teorisini bulduğunu düşünüyordu. Geliştirdiği mekaniğin hareket yasalarını ve yerçekimi teorisini bütün evreni açıkladığını düşünüyordu. Ondan sonraki insanlar da bunu düşünüyordu. Bilim adamları Laplace gibi. Ama bunların hiçbiri Tanrı artık gereksiz kaldı demiyorlardı. Bu arada Laplace'a gene atfedilen ünlü bir söz var. İşte ben Tanrı'ya ihtiyaç duymadım Napolyon'la görüşürken. İşte kitabına niye Tanrı'yı duymadın? O hipoteze ihtiyaç duymadım diye bir söz atfedilir. Bu da tarihsel olarak yanlış. Napolyon'la görüşmesinin detaylı bütün yapan dokümanlarda bu söz geçmiyor. Bu söz sonradan uydurulmuş, Laplace'a atfedilmiş bir söz. Yani dini konularda birçok rivayetin uydurulması gibi bilimsel konularda da aslında Kesinlikle. birçok bilimsel rivayetin uydurulduğunu Kesinlikle. görüyoruz. İnsanın olduğu yerde mutlaka onu gerçeği özden uzaklaştırma ve çarpıtma kaçınılmaz olarak ortaya çıkıyor. Evet. Dolayısıyla her şeyin teorisi ortaya çıktığı zaman biz artık dine ihtiyaç duymayacağız söylemi şöyle bir hataya düşüyor. Sanki Tanrı bilimsel bir teoriymiş gibi, rakip bir teori. İşte burada sicim kuramı gibi diğer bilimsel teoriler var. Burada Tanrı var. Bunlar birbiriyle yarışıyorlar. Dolayısıyla işte bu bilimsel teori galip geldiğinde Tanrı devre dışı kalacak. Böyle bir iddiası yok hiçbir zaman dindarların. Yani dindarlar hiçbir zaman Tanrı'yı alıp Tanrı'yla bilimsel bir teori kurmaya çalışmıyorlar.